Hayrola ağalar? Nedir bu böyle? Kim yolladı? Malumatımız yok Lala Hazretleri. Şehzademiz Selim Hazretlerine geldi. Aç bakayım. Haber yok mu? Yok. Lakin Kütahya'ya itimat ettiğim adamları yolladım. Bir sıkıntı çıkmayacak inşallah. Gel. Şehzadem, bu size geldi. Çıkabilirsin. Altınlar ele geçmeyince müşkül durumda kalmıştır herhalde. Kokuyor böyle. Kimin kellesi bu? Altınları almaya yolladığım ağa. Çevirmez, malına göz dikmez. Eşkıya kılına girip başına iş açmaz. Sana kardeş dersen Mustafa'ya, Cihangir'e ne derim? Sen kardeşlik akdini bozdun Selim. Bundan böyle kardeşim değilsin. Gözse göz, kansa kan. Selim'le çocukluğumuzdan beri her daim inatlaştık. An geldi birbirimizin yüzüne nefretle aykırdık. Aramıza kötü sözler girdi, haset girdi. Lakin hiçbir zaman kardeş olduğumuzu unutmamıştık. Şehzade Selim Düzmece Mustafa isyanında da arkanızdan iş çevirmişti şehzadem. Bunu söylemek istemezdim lakin o kardeşliğinizi çoktan içe saydı. O zamanlar aklına girenler vardı Atmaca. Karahmet Paşa vardı. Karahmet Paşa kışkırttı, yol gösterdi, unutma. O vakit dedim ki kardeşim oyuna gelmiştir, bir daha yapmaz. Lakin bu sefer başka. Bu sefer bizzat tuzak kurdu bana. Bundan sonra ne olacak peki? Bekleyip göreceğiz. Her şey Selim'e bağlı. İnşallah Selim yaptığından ders alır ve akıllı durur. Aksi takdirde bunun bedelini en ağır şekilde öder. Benim asıl merak ettiğim Mirman gönderdiği altınlardan Selim'in nasıl haberdar olduğu. Buradan, saraydan bir haber yollamış olabilir mi? Zannetmem. Sarayımdaki herkese itimadım tam çok şükür. Payitahtta ise her daim diline hakim olamayan birileri bulunur. Baba! Sultanım. Şehzadem. Oh. Sizi görmek istedi. Bir türlü mani olamadım. Kızım. Bayezid ilk fırsatta saldıracaktır. Bütün bunlara sen sebep oldun Nurbanu. Kütahya'ya o cariyeyi yollamasaydın bugün bunların hiçbiri olmayacaktı. Sen benim aklıma girdin. Korkularımı ateşledin. Kork zaten. Kork ki tedbir al. Ne olmasını bekliyordun? Bayezid'in elleriyle tahtı teslim etmesini mi? Bu bir savaş zaten. Bu savaşın kanunu da belli. Sadece biriniz hayatta kalacak. Sezar Roma'ya yürürken Ale eyakta est. Zarlar atıldı demiş. Bizim için de böyle. Dün Ahmet Paşa'nın kellesi gitmişti. Bugün muhafızlarının. Sıra sana gelmeden harekete geçmeliyiz.
yaptıklarımıza son verebilirsin. Kütahya'ya yolladığımız cariye haber bekliyor. Bir sözünle Bayezid biter, senin devrin başlar. Tek bir sözümle. Ne demek bu? Bundan sonra Bayezid'i kimse durduramaz. Senin canını almak için elinden geleni yapacaktır. Tek bir emrinle savaşı büyümeden kazanırız. Bayezid senin canını almadan sen Bayezid'in canını al. Nurbanu, sen aklını mı kaçırdın? Ne cüretle bana bunu teklif edersin? Defol. Defol daireneden. Defol! Sultanım, o sandık neydi öyle? Bütün saray çalkalanıyor. İçinde kelle varmış diyorlar. Ne demek bu? Bayezid göndermiş. İlk fırsatta Selim'in canını alacak, işte bu demek. O kıyaydan çıktı. Anlatmaya çalıştım. Lakin şehzadem bunu görmüyor. Görmek istemiyor. Bir yolunu bulup başka bir şekilde anlatın o zaman. Haklısın. Madem şehzadem gözlerini hakikate kapatıyor, ben açmalıyım. Saraya kelle gelmesi ne demek Lala? Şehzade Selim bir kabahat işledi belli. Yoksa çoktan ortalığı velveleye verirdi. Dairesinden çıkmıyor. Nurbanu, sinsi sinsi dolanıyor. İşler kızışıyor Lala. Her şeyin farkındayım Fahriye Kalfa. Kötü hadiseler ufukta. Bunu görmemek için kör olmak lazım. Ne yapacağız? Bir şey söyleyin. Biz ne yapsak beyhude. Ancak Hürrem Sultanımız şehzadelerin arasına girebilir. Yalnızca o dur diyebilir. Saadetli Hürrem Sultan Hazretleri, size hayırlı haberler veremiyorum ne yazık ki. Mevzunun iç yüzünü tam olarak bilmesem de vaziyet vahim. Öyle ki Şehzade Selim'in muhafızının kellesi geldi. Şehzadelerimiz arasındaki kavga geri dönülemez bir noktaya doğru ilerliyor. Tek başıma bu belayı def edemeyeceğim aşikar. Sultanımız müdahale etmezlerse bu işler çok kötüye gidecek. İnşallah bugün yarın mektup ellerine geçer de kan dökülmeden yetişirler. İnşallah. Aklım hep sizde sultanım. Olanları düşündükçe huzurum kaçıyor. Aklı ben vermiştim. Bayezid şehzademden daha güçlü. Altınlara el koyarak müşkül durumda kalsın istedim. Lakin rüzgar bizden yana esmedi. Uyuyan aslanı uyandırdık, yaraladık. Bundan böyle ilk fırsatta şehzademin canını almak isteyecektir. Korkuyorum Gazanfer. Rüyalarıma giriyor gönderdiği kelle. Selim'in yüzünü görüyorum. Muradımın, kızlarımın kararını istikbalini. Allah'ım sen bizi koru. Bundan böyle ben her daim sizin yanınızdayım sultanım. Sen olmazsan yapamam zaten. Cedim bir savaş var istikbalde. Şehzadem onu bekleyen tehlikenin farkına varmalı. Ona hayatının söz konusu olduğunu hatırlatacağız. Aklınızdan geçen ne sultanım? Bana bir zehir bulacaksın. Kızım Ayşe Sultan seni çok seviyor. Sultanımız lütfediyorlar. İnşallah sizin de sevginize nail olmuşumdur.
zor günler geçirdim. Mustafa ve Cihangir'in kederi bir gölge gibi takip etti beni. Tam bu kedere alışmışken evlatlarım küçücük yaşta anne acısını tattı. Sonra sen çıktın karşıma. Bir nebze de olsa yüzümü güldürdün. Bir daha çiçek açmayacak sandığın dallarım tomurcuklandı. Validem seni göndermekle isabetli bir karar vermiş. Yarın size merhem olduysam ne mutlu bana şehzade. Beni anla yalvarırım. Senin ve evlatlarının istikbali beni öyle korkutuyor ki. Herkesten, her şeyden şüphe duyar oldum. Çok korkuyorum Selim. Bu aralar çok içiyorsun. Başka türlü o ölüm kokusundan kurtulamıyorum. Durun şehzadem. Evvela bu cari etsin. Bu hatun hali hal değil. Ne diyorsun sen Nurbanu? Sultanım. İç şunu. İç. Ne yapmaya çalışıyorsun sen Nurbanu? İnşallah işe yarar. Şehzadem vaziyetin vahametin farkına varır. Sultanım, cariyeye ne olacak? Mecburum Gazanfer. Can almazsam canımızı koruyamam. Aman Allah'ım, ya sen isteydin? Şehzade Bayezid, o var bu işin arkasında. Seni öldürmek istiyor. Allah kahretsin. Yetinmeyeceği belliydi. Yeter Nurbanu, sus. Ağlar. Sen kardeşlik akdini bozdun Selim. Bundan böyle kardeşim değilsin. Gözse göz, kansa kan. Çıkabilirsin. Bundan sonra hep böyle mi yaşayacağım ben? Ölümün her köşeden çıkmasını mı bekleyeceğim? Seni ve evlatlarımı kaybetmekten öyle çok korkuyorum ki. Bu korku yersiz Nurbanu.
Ben seni, evlatlarımı korurum. Eğer o çareyi fark etmeseydim, maazallah ölecektin. Şehzade Bayezid'in nelere kalkıştığını görüyorsun. Uçurmuş kellenin kokusunu sen de hala duyuyorsun. Aç gözünü Selim. Mektupta yazdığı gibi. Artık ikiniz kardeş değilsiniz. Hayatta kalmak istiyorsan harekete geçmelisin. Ben bu korkuyla, bu ölüm korkusuyla yaşayamam. Kütahya'ya haber yolla. O cariye Bayezid'e gereğini yapsın. Bize başka yol bırakmadılar. Son yaptığınız Çinlileri gördüm şehzadem. Öyle canlı ve güzeller ki. Ha, büyük inkişaf gösterdiniz diyorsun yani. Biraz çalışsam olacak. Hayır, hayır. Öyle demek istemedim. Gönlümden ne geçiyorsa onu söylüyorum. Nereden çıktın sen? Aslen Venedikliyim. İsmim Luisa. Gemimize korsanlar saldırdı. Gerisi malum. Esir alındım ve kendimi burada buldum. Validem. Hürrem Sultan. O da Osmanlı mülküne bir köle olarak getirilmiş. Validemin sevdiği güzel bir söz vardır defne. Bazen büyük saadetler büyük felaketlerin arkasına gizlenirler. O talihsizini talihe çevirmiş. Dünyalara bedel büyük bir aşka ve herkesi kıskandıracak bir göçe sahip. Ne oldu seni üzendi? Haşa. Ne üzüntüsü. Ben yanılsı olmaktan ziyadesi yine mesut. Düşünün arkasına saklansa da kederini görebiliyorum. Anlat bana. Gemimiz saldırıya uğradığında yanımda kız kardeşim vardı. İsmi Anna. Korsanlar aldı onu benden. Kıydılar mı kardeşine? Kardeş acısı ne demek iyi bilirim. Hiçbir şey onların boşluğunu doldurmaya yetmiyor. Hiçbir şey. Lakin daha da acısı var. Kardeşin hayattayken onu kaybetmek.